Başka seçimlerde de böyle oluyor ama bu seçimde daha fazla böyle. Pek çok aktörün yani burada siyasi zemini belirleyen ya da siyasi zeminin belirlenişinden etkilenen bütün kesimlerin aynı beklentileri paylaşmadığını görüyoruz. Yani şöyle bir şey var. Şimdi seçmen başka bir şeyde modda diyelim. Ee, pek çok aktör e, 2028 hesabı ya da e, 2028'e kadar e, ayakta kalma hesabı e, yapmakta. E, kimi e, alacağı pozisyonun yoklamaları için bir e, zemin olarak e, burayı değerlendiriyor. E Partilerin e, hamleleri ve partilerin içerisinde siyaset yapan bir takım aktörlerin işte gerek e, tabanda e, ittifak ya da hangi kesimlerde kendisinin nasıl karşılık bulduğunu ölçmek için e, bir e, zemin olarak bakıyor Dolayısıyla çok ayrışmış bazen birbiriyle e, benzeyen ama bazen tamamen zıt e, motivasyonlarla hareket eden çok sayıda beklenti e, bir arada Dolayısıyla bu bu karmaşanın içerisinde e, biraz önce Nergiz'in sıraladığı gibi aslında söylenen e, dedikodu, kulis, e, bilgi hepsinin doğru olduğu bir zemin var. Yani e, aslında bir tane doğru var e, ve e, ondan ibaret değil. Herkesin bir takım hesapları var ama burada asıl belirleyici olan şu. Asıl seçime damgasını vuracak ana mesele ne olacak? Yani buradaki ana özne kim olacak? Sürükleyici aktörler mi? Yani bir önceki seçimde iddia edildiği gibi kazanacak adaylar ya da onların etrafında oluşacak ittifaklar ve onların devamındaki bir siyasi trend mi? Yoksa özne olarak seçmenin politik farkları daha net ortaya koyan tutumlara yönelik eğilimleri mi? Şimdi seçimin atmosferi bunun belirlenmesi açısından önemli olacak. Fakat benim anladığım şöyle bir açı var. Aslında bu birkaç seçimdir e, süren bir açı. Aslında siyasetin sığlaşması da biraz buradan geliyor zaten. Yani e, iktidar siyasi alanı daraltıyor ama karşısında bu siyasi alanı e, genişletme çabası değil, bu dar alanda siyasetin e, koşullarına göre, pozisyon almanın kabul gördüğünü anlıyoruz. Bu da siyaseti genişletmiyor. Yani mesela yine çok yakın bir zamanda seçim ortaya çıkacak. Şimdi hala dediğim gibi ittifaklar üzerinden akıl yürütülen çok sayıda tartışma var ama sonuçta hani bir yerel yönetim iddiasının devamı olacak politik programı açık farkları ifade eden ya da buna yönelik bir hazırlığı içeren herhangi bir şey görmüyoruz. Herhangi bir part. Evet. Yani, mesela yani şey iddiasındakilerde de deprem konusu mesela hatta Maraş depreminden bu yana en çok konuşulan mevzu. Gene geldik seçime 3 aydan az zaman kaldı. İşte hükümetin hazırda çıkardığı yasa üzerinden konuşuyoruz. Kentsel dönüşüm mesela bu halk no muhalefetten bekleyebileceğimiz bir şey halka bunu tartıştırma halkın talebi olarak bunu öne çık öne çıkması hani bunlar o sözünü ettiğiniz darlaştırılmış siyaset sanki bir tür e, kopyasını yaratıyor karşı tarafta o da kendi dar alanında işte e, hani ön seçimi de hep amalı işte e, tabandan gelecek sesinde hep tırnak içinde duyulduğu ya da duyulmadığı öne çıktığı ya da çıkmadığı bir vaziyet gibi görünüyor Peki ya şöyle o zaman okumak mı gerekiyor? E bir tarafta bir e, işte liderlik var. Diğer tarafta bir liderlik yükselmeye çalışıyor. İkisi içinde İstanbul'u alan, Türkiye'yi alır sloganı, e, yaralı bereli de olsa iktidar tarafı için 2019 yüzünden, e, muhalefet tarafı için 2023 yüzünden e, yara bere almış da olsa yeniden bu slogana dönmek. Örneğin biraz önce Nergis'in bunu sonra konuşalım dediğimiz son sözü. Yani ben iktidar açısından da 2028'e hazırlık olarak görülüyor bu yerel seçim sözünden e, İstanbul'da aday gösterilecek ki, kişi kimse Erdoğan'ın yeniden aday olmama durumunda Belki. onu biz e, İstanbul, e, Türkiye için aday göreceğiz gibi bir şey anlıyorum. O yüzden bunu geçelim dedim. Bir de bu hengame içinde tabii e, çok e, farklı bir performans izlediğimiz iyi Parti var. Yani e, oradan gelen mesajlar yerel genel seçimden öncesine göre öyle değişti ki ee, işte metrolar övülürken artık yerilmeye başlandı. Ee, kazanacak aday olarak açıklanan isimler korkak oldu. Ya yani bunlar eee İyi Parti'nin kendi içinde yaşadığı bütün o e, karmaşık tabloyla birlikte e, akla şunu getiriyor. İyi Parti herhalde buradan bir e, kendince özüne dönerek özü başınadan da hareket edelim. E, bir e, kendi tabanını, oy e, kitlesi olduğunu düşündüğü düşünebileceği tabana ulaşmaya çalışıyor. İYİ de belki bu iki e, iktidar ve muhalefet tarafındaki tabloyla beraber değerlendirerek buradaki en büyük faktör tabii gene son genel seçimden sonra ortaya çıkan milliyetçi oylar belirleyici oldu söylemi o da anlaşılıyor. Bir onu da sormuş olalım. Hem bunun bir aslı var mı? Hem de İYİ Parti'nin bu durumu genel tablo içinde nereye oturuyor sizce? Kemal Bey e soruyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi biraz yani hep sorulan, eee sizin de sorduğunuz var ya hani tabanda ittifak olur mu? Çünkü asıl olarak bu seçimde belirleyici olan partilerin e, belirlediği e, siyaset, muhalefet e, stratejisi ya da işte müstakil e, tavırlar, pozisyonlar filan. Tamam, bunların hepsini partiler yapacaklar. Kartlarını oynayacaklar, taktik hamlelerini yapacaklar ama neticede seçmen bütün bu hamlelerin sonunda bir tercih kullanacak. Ve bu tercihte eğer iddia edildiği gibi partilerin tavırlarından, partilerin merkezi kararlarından, genel idare kurullarından çıkardıkları kararlardan bağımsız olarak hareket edecek bir seçmen var mı? Ve bu seçmenin büyüklüğü ne kadar olacak? Şimdi bu temel soru üzerine kurgulanmış, ee, özellikle muhalefet cephesinde bir tablo var. Yani burada çok açık iki tane e, unsur var. Eskisi kadar büyük bir oy potansiyeli e, taşımadığı kabul edilse bile işte İyi Parti ve HDP şimdi Demme'nin e, seçmeninin alacağı tavır. Şimdi bu iki noktada şöyle bir e, açık soru var. CHP Tabanda ittifak ve bu seçmen yani bu partilerin seçmeninin bir tür seçeneksizlik yüzünden çünkü kazanmayı isteyeceği varsayımıyla bu seçmenin kazanana yakın davranacakları ve kendilerinin kazanabildiği ihtimalini gösterdiklerinde bu tabandaki ittifakı gerçekleştirebileceklerine inanıyorlar. Ve bunun işte ister 2028 için ister bu seçim için e, ya da bazı aktörler için Ön açıcı bir sonuç yaratabileceğine inanıyorlar. Şimdi İyi Parti'nin problemi burada tam da bunu yani birine kaybettirir kaybettirmez meselesinden daha önce kendisinin seçmenini bu projeye kaptırmaması gerekiyor. Yani e, çok açık biçimde o tabandaki ittifaktan ne kadar seçmenini koruyabilirse onlar için ne kadar bir seçeneksizlik alanı yaratıp kendi yanında durmasını sağlayabilirse e, varlığı için ister 2028 hesabı için ister siyasi varlığı için e, bir zemin e, tutabileceğini düşünüyorum. Bu şimdi tamamen e, daha önceki e, muhalefet e, şeyinin e, parametrelerinin dışında bir şey. Çünkü daha önce temel yaklaşım şuydu seçmende de partilerde de bunun içinde problemler her zaman yaşandı. Sonra krize de dönüştü bu ama temel yaklaşım şuydu. Beraber olursak kazanırız. Şimdi ise bu cümleyi kuramıyorlar. Kazanamam. Bu cümleyi kurabilen bir tane aktör var, CHP. Onun dışındaki bütün aktörler için bizi bir hesaba katmazsanız kaybedersinizden başka bir cümle yok. Şimdi de hesaba katılacak şeyin aritmetik karşılığı da artık tartışmalı. Yani bundan bir süre önce İyi Parti muhayyel bir potansiyel yüzde otuzları masaya koyarak neredeyse CHP ile denk bir muhalefet aktörlüğü talebi ortaya koymuştu. Yani e, hatta bunu şimdi sık sık dile getiriyorlar. Akşener sürekli e, mağduriyetini anlatıyor ama e, kronolojiyi bir yerden başlatıyor. O kronolojinin bir öncesi var. Kronolojinin daha öncesinde açık bir eşitlik talebi vardı. Yani biz CHP ile denk bir partiyiz ve evet. ortak karar alacağız ve bizim aldığımız karar yani bizim onayladığımız karar olacak. Hatta daha da fazlası e, kazanacak kadar tartışması filan işinde şimdi Akşener e, partimini iç iş işlerine karışılıyor diyor. Başka partinin adayının kim olacağını televizyon yayınlarında anlattığınız e, afişlerine Başka partinin belediye başkanlarını bastırdığınız bir tane e, kampanya yürüttünüz yani hani şimdi içişleri yani Meral Akşener e, CHP'nin hizip e, aktörlerinden biri gibi siyaset yaptı uzun süre hatta ona da siyaset demez e, e, taktik hamleler yaptı dolayısıyla şu anda bu açmazla karşı karşıya İyi Parti. Hı hı hı. Bunu, Peki. yani e, ben e, iktidara kaybettireceğim için önemli bir aktörüm noktasından ben muhalefeti kazandırmayabilirim diyerek evet. bir etkili aktör olmaya transfer olmak zorunda. Bu çok zorlu bir problem. Yani hem kendi iddiaları yani bu işte Allah affetsin Erdoğan bunu kullandı ve kabul ettirdi ama her bunu kullananın seçmenine bunu kabul ettireceği anlamına gelmez. Yani e, sürekli olarak kendi partisinde kandırıldığını, masada kandırıldığını, siyasette kandırıldığını anlatan bir liderin e, bu tutarsızlığı sürekli tekrar ederek başka e, sorumlular atayarak bu işi halletmesi zor görünüyor. Böyle bir açmazla karşı karşıya.